Teşekkür ederim. Çelenk sunma törenim sona ermiştir. Arz ederim. Öğrencilerin gülüşü için yaşarım. Onların başarısı benim başarım. Gülücükleri uğruna dağları aşarım. Görevimi yaparım. Öğretmenim ben. Veririm öğrencime yoksa kabanı. Öğretirim sevmeyi, aziz vatanı. Unutturmam uğruna şehit yatanı. Görevimi yaparım. Öğretmenim ben. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. En büyük öğretmen Atatürk'ün Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul ettikleri tarih olan 24 Kasım günü 1981 yılından itibaren ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 37. yılını kutladığımız bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için eğitim camiamız adına çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz efendim. Hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, değerli meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, çok değerli konuklarımız ve sevgili öğrenciler. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında millet mekteplerine baş öğretmen seçilmesi sebebiyle Öğretmenler Günü olarak kutladığımız bu günde onurlu bir meslek grubu olan öğretmen arkadaşlarımı temsil eden bu konuşmayı yapma fırsatı bulduğum için mutluluğumu belirtmek istiyorum. Mesleğin icrasının onurunu ve gururunu yaşayan, şu an farklı kademelerde ve farklı branşlarda mesleğini icra eden, emekli olmuş, ebediyete intikal etmiş, mesleği başında şehit düşmüş, ileride öğretmen olma hayali kuran küçük ve genç yüreklere ve öğretmen adaylarına saygı ve selamlarımı ileteceğim. Öğretmenlik, tahammül ve zorlukla mücadeleyle anılan meslek, aşkla, sevdayla, fedakarlıkla çoğaltan meslek. Atatürk'ün dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en değerli ve en fedakar varlıklarıdır dediği, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur dediği, milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir dediği, Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum dediği, Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yalnız şu iki kimseye gıpta edilir, birisi Allah'ın kendisine ihsan ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse olarak ifade etti. Cumhuriyetin temsilcisi Cumhurbaşkanımızın eğitimin ihmali, istikbalin ihmalidir diyerek üzerine vurgu yaptığı bir meslek öğretmenlik. Gönül mimarı, malzemesi insan olan usta, yeri doldurulamaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır öğretmen. Öğretmenimize en sevdiğimiz varlıklarımız çocuklarımıza emanet ediyoruz. Yani çocuklarımızla birlikte geleceğimizi de onlara emanet ediyoruz. Her çeşit mesleğin toplumdaki bireylere kazandırılması öğretmenlerimiz sayesinde. Onun içine toplumun bütün kesimlerine yol gösteren birer önderdirler her biri. Her bireyin yetişmesine büyük rol üstlenmiş, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakarlığı göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Ve bu çaba, bu büyük çaba tabii ki sadece para için yapılamaz. Bu yüzden sevdadır, bu yüzden aşktır. Merhamet, vicdan, adalet duygusu olmayan öğretmenlik yapamaz. Bu mesleği gerçekten severek yapan her bir öğretmen arkadaşımın bir gün bile bu mesleğin icrasından pişmanlık duymadığına eminim. Kardeşlik ikliminde öğretmenliğin katkısı büyüktür. Öğretmenlerin ağızlarından çıkan bir söz, öğrencilerimizin beyinlerinden önce kalplerine iner, kalplerine inşa eder, daha sonra
akıl ve beynine hitap eder. Kuzeyi güneyi, doğusu batısı ile ülkemizin en uç noktalarında bile Cumhuriyetimizin devamlılığı, Atatürk ilke ve inkılaplarının Yılmaz bekçisi olarak okullarımızda bayrağı dalgalandırandır öğretmen. Büyük Türkiye'nin onurlu öğretim üyesi her birimiz. Yeri gelir sobada tezek yakarız, yeri gelir akıllı tahta başında çağımızın son sistemleriyle donatılmış şekilde derslerimizi anlatırız. Yeri gelir ulusa mal olan projelere imza atarız, dünya medyasında yer alır. Yeri gelir öğrencilerimizle mendil kapmaca oynar, çocuklaşırız. Elini alnına koyar, ateşini ölçeriz. Yüzünü yıkar, kanayan diz yaralarına pansuman oluruz. Lokmamızı paylaşırız. Her vesileyle ulusça hatırladığımız, unutmadığımız ve unutmayacağımız, canlı ve sıcak bir tarih yazdığımız 15 Temmuz demokrasi mücadelemizde meydanlarda can siperhane mücadele eden binlerce insanımızı vatan millet aşkıyla yetiştirmiş olan da yine öğretmenlerimizdir. Bu öğretmenlerimize de selam olsun. Bu öğretmenler ki önce güçlü lider, devlet adamlarımızı, devlet büyüklerimizi güçlü, kararlı, vatan millet aşkıyla yürekleri çarpar şekilde yetiştirmişlerdir. Sonrasında da yine aynı meydanlarda gördüğümüz çocuklarımız ve gençlerimizi de milli, manevi ve insani değerler ile tarihsel, kültürel hassasiyetini benimsemiş, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilir şekilde yetiştirmişler. Ve biz böylece 15 Temmuz sabahına milli irademize sahip bir şekilde gözlerimizi açtık. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi tekrar rahmetle anmış oluyoruz. Ülkemizin farklılıklarının nasıl büyük bir zenginlik olduğunu öğrencilere anlatacak olan da yarınlara, günümüzde ve geçmişimizde olduğu gibi güçlü liderler yetiştirecek olan da yine öğretmendir. Büyük Türkiye'nin inşasında rol alacak gençlerimiz önce millet, önce demokrasi, önce Türkiye milli irade diyerek yetiştirileceklerdir bizler tarafından. Geleceğimiz her zamankinden daha parlak olacak. Bizler durup dinlenmeden sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Öğretmenler hak ettiği manevi ve maddi itibarı elbette ki yaşamalılar ve biliyoruz ve inanıyoruz ki ülke koşulları el verdiği sürece devletimiz öğretmenine bu uğurda yatırım yapmaya, haklarını iyileştirmeye ve gelişim yönünde önünü açacak imkanları sunmaya devam edecektir. Evet, her gün bütün öğretmen arkadaşlarımın ve benim de sorduğumuz bir sorumuz var. Bugün ne öğrettim, bugün ne öğrendim? Bu soruya cevabım, bugün ne öğrettim sorusuna cevabım benim. Bendeki her şey kadar, bildiğim kadar, duyabildiğim ve hissedebildiğim kadar, varlığım kadar. Ve ne öğrenmişim? Bu ülkenin milli eğitiminde öğretmen olarak görev yapmaktan duyduğum mutluluğu ve birçok kişinin hayalinde olan bu mesleği icra etme şansına sahip olduğumu, en saf ve en temiz olarak bildiğimiz çocuk yüreklerden minicik bir tanesinin omzuma dökülmüş tek bir saç telini bulup hatıra kutumda saklayacağım öğretmenim, sen de beni unutma olur mu dediğinde yüreğimin ilk kez bir öğrenciyle karşılaşmışçasına titrediğini ve bir öğretmenin her gün yeniden doğabildiğini, tükenmediğini, çoğaldığını öğrenmişim. Baş öğretmenimiz Atatürk'ü, tüm şehit öğretmenlerimizi, ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor. Tüm öğretmen arkadaşlarımın aileleriyle birlikte bundan sonraki yıllarda da nice mutlu öğretmenler gününe erişmesini diliyorum. Yürekten saygılarımı sunuyorum. Meslek aşkımız, sevdamız, fedakarlık duygumuz daim olsun. Fatma Süslü'yle Gökkü Müdür Sayın Dilek Bey'le çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve en ölümsüz mesleğidir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, hayatları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden, toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini
yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. Ne dersiniz Buse Hanım? Kesinlikle yıldırmamalıdır Mehmet Hocam. Zira bu kutsal yolda öğretmen yalnız değildir. İşte bu yoldaki en büyük ilham kaynaklarımızdan biri Fatma Süslügil İlkokulu öğrencilerinden Viyan Ecrin Eri, Ana Gibi Baba Gibi adlı şiiriyle dinliyoruz. Şehit öğretmenlerimizin anısına yazdığı Beton Kokuyorum Anne adlı şiiri var sırada. Saygıdeğer konuklar, alkışlarımız Mehmet Alpay için. Sayın Kaymakamım, bazen de. Beton Kokuyorum Anne. Bu karanlık nereden geldi? Neden her tarafı buz gibi? Hani benim yatağım? Yorganım? Kitaplarım? Defterim nerede? Sen neredesin? Anne? 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 Ben yanım neden beton? Toz, duman. Allah'ım. Ben kötü bir rüyada mıyım? Öldü mü? Yoksa hayatta mı? Neredesin? Neredesin? Bana elini uzat anne. Kımıldayamıyorum. Annemin ayaklarım nerede? Her tarafım beton kokuyor anne. Baba, abla, minik kardeşim, nerede çocuklarım, oğullarım, eşim? Nedir bu kasma bilek sesleri? Küçük altında mı kaldık? Ve hepsinin bedenleri. Sesimi hiç kimse duymuyor. Her tarafım kötü bir beton kokuyor. Anne, anne, bu karanlık beni çok korkutuyor. Deprem mi oldu ne? Okulum, öğrencilerime ne oldu? Öğrencilerimi ne arayacaklar? Onlara öğretecek daha çok şey. Ayşe, Rejim, Rüken, Ali, Orhan! Sesinizi duymuyorum. Neredesiniz? Size ne oldu?
Yaman. Erhan. Yıkıntılar kucak açtı çığlıklara. Sevgiler yine mi sustu oğutlara? Neredesin anne? Neredesin anne? Her yer kapkaranlık. Işıklar neden soldu? Ne olur? Ses verin. Orada kimse yok mu? Anne! Anne! Her tarafım yine beton kokuyor. Kazma kürek sesleri beni çok korkutuyor. Umutlarımız, yarınlarımız, hayatlarımız paramparça mı oldu yoksa tüm öğretmen arkadaşlarımız? Feryatlar, çığlıklar geliyor. Senin kokun hani? Hani? Nerede anne? Oğlum de hele. Seslen ne olur bir kere. Yoksa biz ölüyor muyuz? Anne, teşekkürler. Sayın Kaymakamım, arz ederim. Sayın Kaymakamım, gerek garnizon komutanım, Milli Eğitim Müdürüm, kıymetli öğretmenlerim ve değerli misafirler ve sevgili öğrenciler. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Yine dünyaya gelsem tekrar öğretmen olurdum. Öğretmeni anlat deseler, mumu örnek veririm. Etrafa ışık verirken hep kendini yeniler. Toplumlara ışık tutar. Gelecek gençlerin, gençler öğretmenlerin eseridir diyen ilk öğretmen Atatürk ve edebiyete göçmüş diğer öğretmenlerle siz değerli öğretmenlerimin ve şehit olan öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım. İyi ki öğretmenim. Hepinize teşekkür ederim. Bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başağın yetişmesine engel zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur. Zaten muhatap olduğumuz kitle olan çocuklarımızın masumiyetleri karşısında hata yapmak mümkün mü Mehmet Hocam? Elbette değil. İşte tüm masumiyetiyle Zeytinburnu İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf yiyecek bölümü öğrencisi Şevval Marancı'nın duygularını ifade edeceği konuşma var sırada. Bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş havaya, suya, toprağa. Nasıl fer verirse bahar için kışın ayazında doğmuş doğaya. Öğretmen de öyle can verir bir topluma. Onu alır, masum medeniyetler haritasında yeri nereyse oraya koymak ister. İnsanlık öğretmen sayesinde tanışmıştır medeniyetle. Öğretmenle karanlıktan aydınlığa çıkaran, odur bizi buralara getiren, odur bize eğitimin bir bayrak yarışı olduğunu telkin eden. Odur bize hayatın bir diğer adının da insanca yaşamak olduğunu belleten. Sihirli bir ev gibidir öğretmenimin eli kara tahtaya değdiğinde. Bileği büyük bir aşk ile kıvrılır. Tebeşirini alır, öğrencilerine bir şey öğretmek arzusuyla hafifçe kırar beynini ve tahtaya yazısını yazar. En anlamsız sığınan şeyler onun eli değdiğinde mana yüklenir. Kimi zaman şiirler, kimi zaman kafamıza takılan problemler, kimi zaman hayatın anlamı onun elinden dökülür kara tahtaya. Yüreğimize dökülür kara tahtadan bir ferahlık. Öğretmen ölümsüzdür. Yurdun çeşitli yerlerinde kar,
kış, yağmur soğuk demeden okuluna giden çocukları ve hayata hazırlayan, tıpkı kahramanlar gibi uğruna savaş verdiği bir ideali var. Kaybolmaması gereken yarınlar uğruna hava muhalefetini çileli haksızlıktan tanımaz. Hiçbir engel duramaz inanmışlığı karşısında. Modunu yitirmez. Adı Hasan Bey'dir, Ayşe Öğretmen'dir. Ama mutlu olmasını gerektirecek kutsal bir sıfatı vardır. Öğretmen, doğa, hayat gibi bir şey. Dünyanın en önemli şeyi olsa gerek. Faniyelik içinde var olmak. Sadece maddeten yok oluyorsunuz. Arkadan gelen kafile sizin izinizden yürüyor geleceğe. Şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak olsa olsa budur kalacağım. Bir sevdadır öğretmen olmak. Hani yemeden içmeden kesen, hani sevdiğine pervane olan, yani gözü başka bir şey görmeyen bir sevda. Bir karı sevda desek daha doğru olur. Hiç düşündünüz mü? Neyin sevdasıdır bu? Neyle açıklanabilir? Almadan vermek, verdikçe çoğalmak, çoğaldıkça yaşamı kucaklamak. Bir damla suyu hasret bir çöl susuzu gibi bilgi bekleyen, aydınlığa susamış, annelerini bekleyen, küçük kuş yavruları gibi ağzınıza bakan binlerce çocuğa beyninizi, bedeninizi açmak karşılığıdır. Hayır, zor değil. Bir tek sözcükle anlatabilirsiniz bütün bunları. Bir tek sözcük sizi geleceğe çevirir. Öğretmen, damardan verilmiş bir güçtür öğretmen olmak. Aç kalmayı, açıkta kalmayı, İklimlerin değişkenliğini, mevsimlerin zorluğu unutmaktır size imrenerek bakan çocuk gözlerle. Hani gerçek sanatçılar vardır, bilirsiniz. İçleri yanıp, gözleri buğulanmış, yürekleri kahramanken bile izleyiciler hiç unutmazlar. Unutmak ellerinde değildir çünkü. İşte böyle bir duygudur öğretmen olmak. Sınıfa girdiğiniz anda sorunlar, dertler, acılar, hüzünler yok olur. Çünkü sizi bekleyen, ağzınızdan çıkacak sözcüklere bakan çocuklarınız vardır. Nasıl yok sayabilirsiniz? Nasıl bana ne diyebilirsiniz? Öğretmen olmak bir yürek işidir. Çünkü beyninizle yüreğinizi birleştiren bir köprüdür. Değerli hazırım ve geleceğimizin mimarı değerli öğretmen arkadaşlarım. Eğitim uzun soluklu bir iştir. Eğitim gönül işidir, aşk işidir, şevk işidir, sevda işidir. Bana bir harp öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen Hazreti Ali'nin düsturuyla dünyaya yeniden gelsem yine öğretmen olurum diyecek kadar mesleğini seven sizler ilgisiniz. Bilgisiniz, sevgisiniz, vatansınız, bayraksınız, yeniden bir milletin dirilişisiniz. Yüreğiniz engin denizler kadar şefkat dolu, kucağınız ummanlar kadar geniş. Her sözünüz öğrencilerimiz için ziyafet sofrası. Bu yönünüzde en büyük eserin mimarısınız. Bir düşünür şöyle diyor, dünyada her şeye değer biçilebilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Dedirten gerçek değer bu olsa gerek. Bıkmadan, bıktırmadan, ümitsizliğe düşmeden sorumluluk bilinciyle görevinizi en iyi şekilde yapmanın gururunu taşıyorsunuz. Bu kutlu yolda ümit ışığınızın hiç sönmemesini diliyorum. Yarınlarımız Türkiye'sinin güvencesi olan öğrencilerimiz güç ve enerjisini siz fedakar öğretmenlerinizden almıştır ve almaya devam edecektir. Bu emeğinizin karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemez. Unutmayınız ki verdiğiniz kutlu emeğin ve göz nurunun bedeli ülkemizin ve insanlığın geleceğidir. Bunu 15 Temmuz'da gördük. Kalbi iman, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu gençlerimiz kahramanlık destanı yazmıştır. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. Öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.